Abi horon mu tepiyorsun ya? Üşüyorsan soyunman lazım, hadi çıkar. Ne? Hayatta soyunmam. Soyunacaksın diyorum, çıkar şunu. Sen neyin peşindesin ula? Soyunmayacağım dedim sana. Yıldız, bana bir daha vurursan çok fena olur. Ne yaparsın ula, ne yaparsın? Senin karşında öyle her dediğine he diyecek, eyvallah diyecek kuzey yok. Eskiden de onlar. Ha, ondan mı soyunmamı istiyorsun? Üşüme diye diyorum. Titriye titriye bayılacaksın, taşıyamam ben seni yukarı kadar. Aha, eşek gibi taşıyacaksın, mecbursun. Tamam, soyun bakmayacağım. Tabii bakmayacaksın, hele bir bak, aha gözlerini oyarım senin. Senin neyine bakacağım ben ya? Ha şu odunlar, ha sen, neyine bakayım senin? Ne oluyor ya? Burada mı soyunacağım? İçeride odunda soyunacağım. İyi git. Ne oldu? Artist, yürü. Ne giyeceğim ben? Aa, burada var bir şeyler, al bunları giy. Allah Allah. Ne öyle hemen elinle koyduğun gibi buldun? Önceden kimleri getirdin acaba buraya? Sana ne acaba? Demek bağ ilanı aşk ederken buraya kadınları getirdin öyle mi? Yıldız, saçma sapan konuşma. Burası benim arkadaşım Tayfur'un evi. O da kız kardeşi Selin'le yaşıyor. Kızın eşyalarıdır bunlar. Ayrıca sen bana ne hesap soruyorsun ya? Bu Selin, tülün olmazsa gülün olur, gülün olmazsa Selin olur, ki Selin olmazsa sakın. Belki de olabilir. Sana ne? Hesap mı vereceğim sana? Giy üstünü. İyi ola, çık dışarı. Al, çıkıyorum. Çık. Al, çık. Aa! Aa! Sakın bakma aradan. Ne bakacağım be? Buzlayacağım zaten. Nasıl giyineceğim ola ben? Ula çekme kolumu. Çekmiyorum ben. Yardım edeyim mi? Öldün mü lan? Yıldız. Ne bakıyorsun? Niye? Rahatsız mı oldun? Başka tarafa bak. Aa, hiç etkilenmiyor mu bakışlarımda? Hayır. Bu maviş maviş gözlerden, kırmızı kırmızı kafamdan, hı? Hiç mi etkilenmiyorsun? Sen çok abartıyorsun kendini ha. Vallahi. Öyle bir matah bir göz rengin yok senin. Hani benim yüzümdeki bir çift gökyüzünden ilham alıyordun, ha? Hani deniz nerede başlıyor, gökyüzü nerede bitiyor bilmiyordun. O gözlerin bana aşık baktığını düşünüyordum o zamanlar. Ama sahteymiş. Her şeyin gibi sahteymiş. Gözler lens mi? Hey. Hani benim doğduğum günü biliydin. Ya da o zaman küçüktün, hatırlamıyorsun. Nişanımızda da mı lens taktım? Vallahi ben o zamanları hiç hatırlamıyorum. İyi. Madem gözlerim sahte, bakışlarımdan hiç etkilenmiyorsun. Ben de böyle kocaman kocaman gözlerimi açıp bakarım sağa. Bakma öyle. Niye? Eski günlerimizi mi hatırladın? Bakma diyorum. Sen ne kadar inkar etsen de ben hep kuzeye bakan bir yıldız oldum. Kabul et. Hani sadece kendi göğünde parlayan bir yıldız olacaktın sen? O eskidendi. Bu böyle olmayacak. Kalk. Nereye yolu? Bu tutsaklığa bir son vereceğim. Ey, nasıl? Nereye? Dur. Dur. Kolum acıdı. Neydisin be? Dur la, dur. Yavaş Kuzey. Ne oldu? Ne arıyorsun sen? Testere. Demir testeresi. Niye? Ne yapacaksın? Keseceğim. Neyi? Elini mi? Kelepçeyi. Ama gerekirse senden kurtulmak için elimi de keserim. Gel buraya. Koy elini şuraya. Artık senden kurtuluyor. Kuzey dur. Bir yerimize bir şey edeceksin şimdi. Yıldız, sen durumun ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Gerekirse elimi keserim. Ama yine de senin esirin olmam. O kadar mı istemiyorsun beni? Evet. O kadar vazgeçtin yani benden öyle mi? Öyle. Kuzey doğru mu diyorsun? Yıldız, senin beni gerçekten sevmediğini anladığım an senden vazgeçtim. Ama seviyorum diyorum. İnanmıyorum.
Başlama yine. Kesin bitti diyorsun yani, öyle mi? Yıldız, neyi soruyorsun daha? Ben senden vazgeçtim. Aramızdaki her şey bitti. Ben seni... Ben seni istemiyorum Yıldız. Demek öyle ha? Demek babamı tekrar yaşattın, öyle mi? İyi. Ben de seni istemiyorum. Haydi, ne halin varsa gör. Aha özgürlüğün. Bundan sonra nereye istersen git. Tutsağım değilsin, hiçbir şeyim değilsin artık. Nereye istersen gidebilirsin. Ha? Bunca zaman anahtar sende miydi yani? Ne fark eder? Unutuyordum. Al. Aha yüzüğün. Bundan sonra ne ölüme ne dirime. Her şey bitti. Haydi. Çok sevdum değil, bilmem ne yanarım. Seni gördüm her gün, içten içe kanarım. Kara gözlerim beni nasıl yaktı sevdum. Hallarımdan beni dur, seni ne çok sevdum. Yüksek dağlara doğru haykırsam sevdumi, belki dağlar anlardı nasıl özledumi. Bulut gibi hislerim sarılıyorum, yağmur olur yardım olsun saçlarına. Dağlara doğru haykırsam sevdumi, belki dağlar anlardı nasıl özledumi. Bulut gibi hislerim savruldu yüreğine, yağmur olur yardım o uzun saçlarına. Ağaçlar çiçek açtı, kış bitti, bahar oldu. Sevdamız bir fidandı, çiçek açmadı soldu. Daldaki yaprak gibi kurudum düştüm yere. Sevdum bakamadım, gözlerim hep bir kere. Yüksek dağlara doğru haykırsam sevdumi, belki dağlar anlardı nasıl özledumi. Bulut gibi hislerim savruldu yarune, yağmur olur yardım o uzun saçlarune. Dağlara doğru
Haykırsam sevduğumu belki dağlar anlardı. Nasıl özlediğimi bulut gibi hissederim. Savrul diyor evine, yağmur olur yardım, olursun saçlarına. Dağlara doğru haykırsam sevduğumu belki dağlar anlardı. Nasıl özlediğimi bulut gibi hissederim. Savrul diyor evine, yağmur olur yardım, olursun saçlarına. Kulübesine geri döndü. Artık başladığım yerdeyim. Evi 20 yılda ben beklerim bu yaylayı. Değil mi güzel evim? Cevap yok. Normal. Lan ne soğuk be. İçerisi dışarıdan soğuk ha. Arkadaş giderken şu sobanın içine iki tane odun çatın ya. Her şeyi ben yapayım. Oyuncağını kaybedince üzülüp peşinden mi geldin? Başlatma oyuncağına. Hani azat etmiştin? Tutsaklık bitmişti. He bitti. Bitti.
Sen benim gözümün içine baka baka. Seni istemiyorum dedin ya. Ha ben artık rahatladım. Kuş gibi özgürüm artık. O yüzden mi peşimden ta yaylalara kadar geldin? Kuzey, ben senin peşinden gelecek olsam 20 sene önce İstanbul'a gelirdim. Onun yerine buraya gelmeyi tercih ettim. Çünkü burası sadece benim bekleme yerim, anladın mı? Sadece benim. Şimdi kimi bekleyeceksin? 20 sene önce giden Kuzey'i mi yoksa terk ettiğin şimdiki Kuzey'i mi? Hiçbirinizi. İsabet olur. Çünkü şimdiki Kuzey adamın dibi. Gidene eyvallah yok. Ula senden olsa olsa öküzün dibi olur be. Ben mi seni terk ettim? İki türlü de sen beni terk ettin ya. Unutma, gitmek sağa mahsustur. Müsaade etmiyorsun ki gidelim. Hem sen nereden bildin benim yaylaya geleceğimi? Ben senin yaylaya geleceğini değil, ardında kalınca nereye geleceğimi iyi bilirim Kuzey Efendi. Kaplumbağalar kabuklarını bırakıp nasıl denize doğru koşuyorlar? Aa ben de işte ardından böyle buraya koşup geldim. Şu laflarına bak, bırak artık şu lafları ya. Yıldız, bir kere de dürüst ol. De ki seni takip ettim. Arkadaşım. Ben mi seni takip ettim? Ula sen asıl sevgisine inanmadığın kadının aşkını taklit etmeye utanmıyor musun? Ben mi senin aşkını taklit etmişim? Ya sona gidip benim ağlama gayamda ağlamalar. Aa buraya gelip benim inziva yerimi kapmaya çalışmalar. Hadi oradan be. Sen asıl benim aşkımı taklit ediyorsun. Gelip öyle arkadan sarılmalar, önümde diz çökmeler. Kim bu? Ben. Ne oldu? Az önce vazgeçtiğin aşkına şimdi sahip mi çıkmaya karar verdin? Yo, o işler bitti. Geçmiş olsun. Ben artık mis gibiyim. Tertemizim. Adeta yeniden doğmuş gibiyim. Bebeksiyim. Bebeksi mi? Ula senden olsa olsa garta kaçmış öküz olur. Sana istediğini vermeyeceğim Yıldızcığım. Boşuna gelmişsin buraya kadar. Hadi yandan yandan gidiniz. Hadi. Benim yardımcım lafını bağsatma. Neyse seni rahatsız ettiysem gideyim bari diyeceğim ama kusura bakma. Buradaki dağın, taşın, börtünün, böceğin bile en kıdemlisi benim. Burası benim yerim, anladın mı? Gidecek olan biri varsa da sensin. Hayır efendim, sen gideceksin. Hem de o süpürgene ters bineceksin, geri geri gideceksin. Kusura kalma, gideceksin. Aha eşek gibi gideceksin. Sen gideceksin. Eşek gibi gideceksin, o kadar. Sen gideceksin. Eşek gibi gideceksin. Sen gideceksin be. Sen gideceksin. Sen gideceksin. Göreceğiz bakalım. Sen hala oyunda kalmaya çalışıyorsun ama senin karşında 20 yıl önceki Çaylak Kuzey yok. Bu sefer giden sen olacaksın. Selamın aleyküm. Hey, senin ne işin var burada? Hey, senin ne işin var burada? Arkadaşımın evine gelirken sana mı soracağım? Arkadaşımın evine gelirken sana mı soracağım? Kuzey, bırak bu taklitçiliği. Onlar benim arkadaşım, senin arkadaşın değiller. Git kendine başka arkadaşlar bul. Ya o nasıl laf Yıldız? Kuzey sen bakma ona, gel arkadaşım. Ben Ruhi de burada. Höst ula, höst. Giremezsin. Burası benim arkadaşımın evi. Yıldız, ayıp oluyor ama. Kuzey sen ona bakma, gel otur. Bırak bırak Ruhi. Ben arkadaşla hiç muhatap olmayayım. Şimdi bir takım kırmızı kafalı şahıslar bana cinnet getirttiği için ben apar topar çıktım evden. Onun için de çay almamışım Fadime. Tamam veririm çayını da geç otur iki dakika. Yıldız, hani gidiyordun sen? Tutmayalım biz seni. Gitmiyorum ula. Aha burada duracağım. Ya olur mu öyle şey? İkinize de çay içirmeden hayatta bir yere gönderme. Kuzey otursana. Ruhi ben böyle çok iyiyim. İyiyim ben böyle. Oturamaz Ruhi. Doğasına aykırı. Mal değneklerin oturdukları nerede görülmüş? Ho ho ho! Nasreddin Hoca da durur mu? Yapıştırmış cevabı. Bravo. Ben sağ aşını bir yapıştırırım. Görürsün Nasreddin Hoca'yı. Yapıştırsana. Hadi. Yaklaş ula. Yaklaşsa yapıştırayım. Hadi. Durun ula. Durun kaç yaşında insanlarsınız. Anam. Çocuk gibi birbirinize mi gireyiz siz? Al sen bunu.
Sen de bu al. Ya ha. Bırak ben bununla ne muhatap olacağım Allah aşkına Fadime ya. He. Onun için mi günlerdir peşimden koştun durdun? Sana özel bir şey değildi canım. Sen kaçınca ben de kovalamış bulundum. Ama sonra aklım başıma geldi. Ha. Yani ben kaçtım diye kovaladın. Bağ aşık olduğun için değil öyle mi? Ah Yıldız'cığım ya. Sanki aylar geçmiş gibi inan hiç hatırlamıyorum. Höpürdetme şunu. Fadime. Bu karda kışta sivrisineğin ne işi var Allah aşkına? Vızır vızır vızır. Ula ben şimdi Sabi'yi yapıştırırım. Görürsün sivrisineğin nasıl vızıldadığını. Yapıştırsana. Hadi yapıştır. Az bekle ola. Tut şunu. Az bekle ola. Tutla şunu. Şaka! Hop bir şaka daha. Yeter ola. Git buradan. Gitmeyeceğim. Sen gideceksin. Sen gideceksin ola. Sen gideceksin. Sen. 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 Ana, çaylarını da almadan gittiler ya. Onların çayı görecek hali mi kaldı Fadime? Ruhi, göreyim nasıl aşıklar birbirlerine. Aynı benim sana aşık olduğum gibi. Neyse, ben şunların çaylarını götüreyim.